Hamdi Aslan'ı görüyorum karşımda. Yarın da büyük bir maç bekliyor bizi. Tamam. Trabzonspor Beşiktaş maçı. Oo, arkada kimler arkada yok ki. Önde de Hamdi Aslan. Hamdi Hocam nasıl bir Trabzonspor Beşiktaş maçı bekliyorsunuz? Annesi vefat etti yakında. Onu biz, da başsağlığı bir süre önce yaşadık, onu paylaştık ama. Ben yeni duydum. Ben buradan de başsağlığı diliyorum. Buradan yine bir kez daha ekip olarak. Annenizin mekanı cennet olsun hocam. Başsağlığını da paylaşalım. Başsağlığı dileğimizi ve sözü size bırakalım hocam. Teşekkür ederim. Ben de stüdyoya bütün hocalarıma iyi akşamlar, iyi yayınlar, iyi sezonlar diliyorum. Yani bu saate kadar gerçekten burada çok güzel sohbet vardı. Sevgili Ali Kemal hocamız, Ali Kemal Denizci ile beraber gerçekten bizi Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş zamanlarına götürdü. Çok güzel şeyler anlattı. Yani zamanın geç olması bizce hiçbir problem değildi. Hatta Erman hocam müsaade ederse Erman hocamla da ilgili anısını anlattı. Ankara Gücü Gençler Birliği maçı vardı. Rahmetli Metin hocamın yardımcısıydı Ali Kemal hocam. Erman hocam hakemdi. Gençler Birliği'nin kazanması gerekiyordu ama kaybetti. Ali Kemal hocam tabii ki Erman hocaya yapılan tepkilerden dolayı Erman hocayı korudu, odasına kadar götürdü. Ama dedi ben de dayanamadım dedi. Bir iki laf ettim hocama. Hocam dedi benim hakkımda rapor yazmadı dedi. Hep bunu ben unutmam. Ve Erman hocamın da hakemliğinden hep olumlu şeylerden bahsetti. Size buradan Ali Kemal hocamın selamını da bir ileteyim, bende kalmasın. Aleyküm selam. Tabii ki Trabzonspor Trabzonspor tabii ki sezona başlarken gerçekten ilk kez bu kadar problemli bir sezon başlangıcı yaşayacak. Sakatlıklar gerçekten takımın genel yapısını, şablonunu çok etkileyeceğini ben düşünüyorum. Charlotte olayı da var tabii ki. Bu da olayın ekstra bir bölümüydü. Biraz sıkıntılı bir başlangıç olacak. Yani ama ben hücum anlamındaki oyuncuların sahada oluşu, belki Trabzonspor'u bu anlamda yine oyunun tehlikeli olan bölgesi olarak adlendirebiliriz diye düşünüyorum. Orta saha defansif anlamda şu an herkese bir neler olabileceği hakkında ve oyun nasıl gelişebilecek hakkında çok fazla bir bilgi sahibi değildi ve bir tedirginlik var. Ama tabii ki Beşiktaş takımında form durumuna bakıldığı zaman yani bence olayın yine Trabzonspor'un hücum bölgesinin yarın bence oyunun çok daha etkili bölümü olacağını düşünüyorum. Keyifli bir maç olur mu? Olabilir ama tepkinli bir maç olacak. Charlotte'un olmayışı çok bence bu son dakika bugünkü gelişmeler Trabzonspor adına birazcık olumsuz etkilendiğini düşünüyorum. İnşallah Trabzonspor için de güzel bir başlangıç olur diye bekliyorum ben. Şimdi şüphesiz ki Charlotte Trabzonspor aritmetiğinde çok önemli bir oyuncu. Bir yandan Tronsen'in sakatlığı ciddi bir dezavantaj. Pereira oynamayacak. Dediğiniz gibi eksikler var. Ama işte Uğurcan faktöründen bahsediyoruz hep. Abdülkadir Ömür iyi başladı. Bizim verdiğimiz hazırlık maçlarında da golleri var. Vakemen'in, Ekuba'nın varlığını göz ardı edemeyiz. Öte yanda Beşiktaş'ın da eksikleri var, sıkıntıları var. Sergen Hoca'nın bir rahatsızlığı var. Yakalandığı COVID-19 sıkıntısı. Ama öyle ya da böyle bir büyük maç bekliyor bizi ve 5 maça 18 gol sığdı. Hamdi Hocam 5 maça 18 gol sığdı. Ben kendi adıma gollü bir Trabzonspor Beşiktaş maçı bekliyorum ama siz ne dersiniz? Yani evet olay oyun bence çok defansif bir oyun olacağını ben düşünmüyorum. Ki Trabzonspor'un bakıldığı zaman zaten oyunun geçen seneden beri gelen bir oyun yapısı var. Yani hücum oyununu iyi oynayan bir ekipti. Tabii ki Charlotte olmayışı bunu ne kadar etkileyecek? Bunu biraz yarın bize bir gösterge olacak. Elimizde bir veri olacağını ben düşünüyorum. Ama Ekuban performansı hazırlık maçlarında da hem fiziksel ve hem oyun içerisindeki birebir oyununda etkili. Ama tabii ki biraz sırtı dönük santrofor pozisyonunu yarın ne kadar verimli oldu. Çünkü Charlotte'un arkasında daha kaleye yüzü dönük oyunu çok daha iyi oynuyordu ve çok değişken bölgelerde o özgürce bir oyunu sağlıyordu. Bu birazcık belki o bölgede oyunu biraz kısıtlar diye düşünüyorum.
Abdülkadir Flavio ikilisi bence orada bu sene Trabzonspor'un orta saha sistemini biraz değiştireceğini ben düşünüyorum. Daha sert, daha fiziksel bir oyun oynayıp orada Trabzonspor rakibin oyununu tutabilecek iki tane dinamik bir oyuncu var. Bu öndeki oyuncular da rahatlatıyor. Bu sene Edin Hıft'ın Abdülkadir Ömür'den özür dilerim daha böyle ceza sahası içerisine yakın oyununu biraz daha çok isteyecek gibi bir hazırlık maçları göstergesi vardı bizim elimizde. Çünkü Abdülkadir Ömür çok çizgide kalıp ceza sahasına çok uzaktı. Şimdi en son Alanya maçında attığı gol, ligde hazırlık maçlarında attığı gollerle sanki ceza sahası içerisini daha çok sevecek ve hocanın da bu konuda biraz ısrarı olduğunu düşünüyorum. Vakayeme biraz durgun başladı. Hazırlık maçlarında da fiziksel de biraz durgun başladı. Vakayeme-Şorlot ilişkisi çok çok Trabzonspor'un geçen sene en çok belirleyici yönüydü. Bu sene bunu Ekuban'la yapmaya çalışacak diye düşünüyorum. Ben tabii ki Cilerme pozisyonunu çok önemseyeceğim bu sene sevgili Ender. Çünkü yani orada o toplam pas oyununu yönlendirebilecek oyuncu rolüne Cilerme girmesi gerekiyor. Cilerme performansının muhakkak Newton tarafından da çok önemsenmesi gerekiyor. Çünkü orada alternatif oyuncu kalmadı. Yani Trabzonspor'un geçen sene şampiyonluktaki en büyük problemlerinden bir tanesi de kenardan gelen oyuncuların oyuna etkinlikteki azlığıydı. Şu an yine öyle bir pozisyon var. Tabii ki transferde biraz daha önümüzde vakit olduğu için bu konuda Trabzonspor yönetimi bence bir farklılıklar yaratacağını ve bu konuda biraz daha farklı davranacağını düşünüyorum. Yani bekleyen bir sıkıntılı bir Beşiktaş maçı var. Beşiktaş'ın da hücum yönü yüksek bir oyun oynayacağını ben düşünüyorum. Çok fazla defansif oyunda kalacağını beklemiyorum. Pozisyonu bir zengin bir oyun olabileceğini ben yarın bekliyorum. Bu anlamda da bizi keyifli bir maç bekliyor. Hamdi Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yarın uzun bir mesainiz var. Bu saate kadar bizi beklediğiniz için de tekrar teşekkürler. Ali Kemal orada mı Ali Kemal? Ali Kemal Hoca gitti değil mi Ali Kemal abi? Şimdi Ali Kemal Hocam bu saate kadar benim yayında olmamı bekledi ve bayağı bizi sohbet etti ve bekletti. Ama dediğim gibi bizi gerçekten çok güzel bir akşam yaşattı. Herkese çok selamını iletmemi söyledi. Ben de stüdyoya Ali Kemal Hocam'ın gerçekten futbol hayatında o kadar güzel anılar vardı ki yani bir stüdyoda dinlendirebilecek kadar güzel anıları vardı. Hepsini bizden paylaştı. Bir de çok özür dilerim sevgili Ender. Charlotte'la ilgili çok tabii ki yorumlar yapıldı. Yönetim çok eleştirildi. Müsaade ederseniz bu konuda bir iki kelime söylemek Hocam, isterim. Hocam çok kısa eğer lütfen reklama gitmem gerekiyor. Lütfen çok kısa buyurun. Tabii ki yani şu... Charlotte konusunda Trabzonspor neden bonservisini almadığı anlamında yönetim hep eleştirildi. Tabii ki Trabzonspor'un harcama bir limiti var. Bu süreç içerisinde Charlotte alınsaydı harcama limitinin 1/3'ü gidecekti zaten 6 milyon euroluk bir rakam. O yüzden kiralık ve haklarının Trabzonspor oluşundan dolayı bu olaya girmedi. Bence Charlotte'un gelişi şu an pazarlıklar devam ediyor. Trabzonspor 20 milyon artı 4 bonus bekliyor. 18 artı 3 bonus şu an konuşulan bir rakam ama Trabzonspor bunu biraz artırıp Trabzonspor'a kalacak olan rakamın 15 milyon gibi bir beklentisi var. Yani Charlotte'un gelişiyle gidişiyle Trabzonspor'un yönetiminin bir başarısı olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'da herkes Charlotte'dan çok memnun. Gidişinden dolayı kimse Charlotte'a karşı bir tepkili değil. Trabzonspor'da çok güzel bir Charlotte geldi. Gidişiyle de beraber güzel bir iz bıraktığını ben düşünüyorum. İyi yayınlar diliyorum stüdyoya. Teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık.